Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim, bugünkü okumamızı imanı koruyan ve kemale erdiren dört şey başlıklı İbrahim Cücük hocamızın yazısı üzerinden yapmak istiyorum. Yüce Rabbimiz hayırlara vesile eylesin, bereketli kılsın ve müstefid olmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. En kıymetli nimet iman nimetidir. İman dünya ve ahiretten daha kıymetlidir. Çünkü dünya ve ahiret huzuru ancak imanla elde edilebilmektedir. Zira dünyanın huzuru imanlı olmaya, ahiretin ebedi huzuru ve mutluluğu ise imanlı ölmeye bağlıdır. Madem ki iman bu kadar kıymetlidir, öyleyse dünyadan ve cennetten daha kıymetli olan bu iman nimetini korumak, belki kemale erdirmeye çalışmak da en önemli vazifemiz olsa gerektir. Bu iman nimetini korumak ve kemale erdirmeye vesile olacak en önemli şeylerden birincisi ilim öğrenmektir. İlim, her şeyin mahiyetini idrak etmek demektir. İlim, eşyanın hakikatine uygun olan bilgi demektir. İslam'da ilk farz imandır. Ama farzdan da önce farz ilimdir. İlim olmazsa ne iman olur ne amel olur. İlim sahih olursa iman da amel de sahih olur. İlim geçersiz, yanlış olursa iman da amel de yanlış olur. İlmin gerçek kaynağı vahiydir. Vahyin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Vahiy metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim vahyi ve vahyi gayri metlu dediğimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve hadisi şerifler ilmin gerçek kaynağıdır. Kainat kitabındaki ilmi araştırmalardan elde edilen bilgiler vahye ters olmadıkları müddetçe İslam'ın ve Müslümanların maslahatı için istifade edilmesi gereken şeylerdir. İlim deyince faydalı olan ve lazım olan bilgiler akla gelmelidir. Müminin dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile olacak bilgiler en elzem bilgilerdir. Çünkü lazım olmayan bilgilerle uğraşmak, lazım olmayan şeylerle uğraşmak, insanın kendisine lazım olan bilgilerle, işlerle uğraşmasına en büyük engel olacaktır. Mümin için lazım olan bilgilerin en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, zarurat-ı diniyeyi bilmek. Yani mümin Müslüman olabilmemiz için bilmemiz gereken, inanmamız gereken İslam'ın en temel bilgileri bu grubun içerisine girer. İkincisi, itikadi anlamda helal ve haramları, mümini küfre götürebilecek itikadi ve ameli şeyleri iyi bir şekilde bilmek, tanımak. Bedeni, mali ve hem bedeni hem mali ibadetleri, namaz, oruç, hac, cihatla ilgili kendi mezhebinin hükümlerini, bir alimin ise, yani alim seviyesindeki bir müminin ise, diğer mezheplerdeki farklılıklarıyla beraber bilmesi de lüzumludur, gereklidir. Mutlak örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi herkes için örnek olması yönüyle ve diğer peygamberleri, mukayyet örnek olan sıddıkları, şehitleri ve salihleri, Kur'an'daki ve hadisi şeriflerde geçen, sonra sağlam kaynaklardan alim denetimde okuyarak öğrenmek. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın örnekliğini öğrendiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde diğer peygamberlerin örnekliklerini de yine Peygamber Efendimiz'in sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in çerçevesi içinde olmak üzere sıddıkların, şehitlerin, salihlerimizin ve alimlerimizin örneklikleri de bizim için önemlidir, elzemdir. Yine içinde bulunduğu asrın istila eden sapık fikri akımlarını tanımak ve onlara karşı İslami çözümler üretmek de Müslümanın bilmesi gereken bilgiler çerçevesindedir. Bilmemiz gerekenler içinde belki en önce ilk başta bilmemiz gereken şey ölçüdür. Ölçümüz ne olacaktır? Bunu en güzel şekilde bilmemiz gerekmektedir. Çünkü ölçüyü kavrayan daima gelişir, ölçüyü kavramayan daima değişir. Yanılanın ölçüsü yanılır, yanılmayanın ölçüsü yanılmaz. Yanılmayan, hata etmeyen ancak Allahu Teala ve netice itibariyle yanılgıdan korunmuş olan Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O halde ölçümüz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
ve Kur'an-ı Kerim olmak durumundadır. Şöyle özetleyecek olursa, mümin için ölçüler şunlardır. Birinci ölçü doğru bilgi yani vahiy, kitap ve sünnet. Bu iki kaynaktan çıkarılan itikadi konularda ölçü, akaid ilmi dediğimiz usulü din ilmi, ameli konulardaki ölçü de fıkıh ilmi ve usulü fıkıhtır. İkinci ölçü insan, peygamber davasında ve şahsiyetinde açığı olmayan masum zattır. Yani ikinci ölçümüz insan anlamında insan olarak ölçümüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canlı yaşantısıdır. Bizzat sünnetidir. Üçüncü ölçümüz harekettir. Kitap ve sünnette geçen peygamberlerin tevhidi hareketidir. Yani hareket olarak nasıl davranacağız? Hayatımızda nasıl bir hareket tarzı takip edeceğiz? İşte bunu da kitap ve sünnette geçen Peygamber Efendimizin hareket metodundan çıkarak öğreneceğiz. Dördüncü ölçü toplumdur. Ashab-ı kiramın icmasında birleşen ehli sünnet ve cemaattir. Yani kendimize hangi topluluğu, kimi örnek alacağız, nasıl insanlar olacağız? İşte bunun örneğinde toplum olarak ehli sünnet ve cemaat dediğimiz insanlar bize örnek olarak sunmuşlardır. İlim kendini bilmektir. İlim kendisini yaratan Allah'ı bilmektir. İlmin başı la ilahe illallah'ı bilmektir. Allah'ı tanıyan hep ve daima Allah'a sorar. Allah'a sormak, kitabı Kur'an-ı Kerim'e sormaktır. Kitabını doğru anlamak için kitabın adres verdiği kitabı hem sözüyle hem fiiliyle açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat eder. Doğru bilgi arttıkça imanın kemali yani olgunluğu yani yakini yani imanın gücü artar. İşte bundan dolayıdır ki her gün her rekatta ihdinas sıratal müstakim. Allah'ım bizi iman üzere sabit kıl, bizi salih amele muvaffak kıl ve bizi naim cennetlerine ulaştıran İslam yoluna hidayet edilmiş olan kullarından et diyerek, daha doğrusu dedirterek ya da imanda ve salih amelde sebat ve devam ve kemal istiyoruz. İkinci imanımızı korumamızı sağlayan ve imanımızı kemale erdirmemizi sağlayan ikinci başlık ise ameldir. Bilen düşünür. Doğru bilen doğru düşünür. Doğru düşünen doğru tasavvur eder. İlminin gereğine yönelir. İlmin maksadını uygulamak için azmeder ve irade ile o bildiklerini fiile dönüştürür. Elbette her bilen uygulamıyor veya uygulayamıyor. Uygulamak için uygulayacak seviyeye gelmesi gerekir elbette. Bu seviyede ancak te'dip ve terbiye ile kazanılır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, İlim bir çekirdektir. Amel onu ekmektir. Suyu ise ihlastır. Elinde çekirdek var, tohum var. Ekmezsen yok hükmündedir. Ektin ama sulamazsan ekmemişsin, ekememişsin demektir. Çünkü sulanmayan tohum bitki vermez, bitmez, nemalandırmaz. Yani sende ilim var. Amel etmezsen cahil hükmüne girersin. Amel ettin, ettiğin amelde ihlas yoksa ve sünnete göre de olmazsa yine amel etmedin demektir. İhlas ve sünnete uyulmazsa amel makbul değildir. İlimsiz amel olmaz. İhlas olmadan yani sırf Allah rızası için yapılmadan ve sünnete uymadan da amel Allah katında kabule şayan olmaz. Özetle doğruyu doğru kaynaktan ve doğru vesileyle öğreneceğiz. İhlaslığı ve sünnete uygun olarak amel edeceğiz. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bilmeyene yazıklar olsun. Bilip de yapmayana 70 defa yazıklar olsun. Amel deyince neyi kastediyoruz? Amel dediğimiz şey bir takım fiilleri veya sözleri yapmak, söylemek. Bununla beraber bir takım fiilleri veya sözleri yapmamak, söylememek yani terk etmektir. Dolayısıyla yasaklar da amelin içinde, emredilenler de amelin içindedir. Reddedilmesi gerekenleri reddetmek, kabul edilmesi gerekenleri kabul etmekten daha öncedir. Önce terk, sonra fiil gelir. Amel deyince biz tabii ki salih ameli kastediyoruz. Salih amel, imana uygun ve ihlas ile yapılan ameldir. İmana uygun değilse de makbul değil, ihlaslı olmazsa da makbul değil.
İman tasdik etmektir, onaylamaktır, kabul etmektir. Kitaptaki yani Kur'an-ı Kerim'deki ve sünnetteki bütün gerçekleri şüphesiz bir şekilde tasdik etmek, kabul etmektir iman. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bizi sünnete müracaatı ve sünneti izlememize emreden de yine bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. Hem ihlaslı hem de sünnete yani Peygamberimizin sözlerine, fiillerine uygun olarak amel etmektir. Her bir salih amel kişiyi Allah'a daha çok yaklaştırır, imanın korunmasına sebep olur ve imanın kemale ermesini sağlar. Salih amelmiş gibi görünen her salih amel aslında salih amel değildir. Gerçek salih amel görünüşte salih gibi olan değil, bizzat Allah'ın razı olduğu amellerdir. Allahu Teala salih amellerden sayılan cihat, infak, ilim okumak, ilim okutmak, ilim öğrenmek, ilim öğretmek gibi amelleri işlemesine rağmen kıyamet günü bu amelleri yapan riyakar alimi, riyakar mücahidi ve riyakar zengini cehenneme atacaktır. İşte bundan dolayıdır ki Yüce Rabbimiz ayeti kerimede Rabbim bana anne ve babama verdiği nimetler için bana şükretmemi ve razı olacağın salih ameller yapmamı ilham et. Benim için zürriyetimi de ıslah et diye dua etmemizi istemiştir. Allahu Teala'nın razı olduğu ve razı olacağı amel ihlaslı ve sünnete uygun ameldir dedik. Buna şu hadisi şerif de delildir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve yaptığınız işlerinize bakar. Allah kalpte ihlas var mı diye bakar. Amele de sünnete uygun mu değil mi diye bakar. Demek ki salih amel görünüşte olan değil, gerçekte olan, kalpte ihlasın bulunduğu, riyanın, gösterişin, desinler ve duysunlar düşüncesinin bulunmadığı sırf Allah rızası için yapılan ameldir. İnsan mübahları yani haram olmayan ama sevap da getirmeyen işleri hayatında çoğaltırsa zamanla tenzihen mekruha köprü olur bu. Tenzihen mekruhu çoğaltırsa zamanla tahrimen mekruha köprü olur bu. Tenzihen mekruh yani helale yakın olan mekruh demektir. Mekruh ise dinimizde istenilmeyen, yapılması hoş görülmeyen şeylerdir. Dolayısıyla hayatında mübahları çoğaltırsa insan zamanla tenzihen mekruhları yapmaya başlar. Tenzihen mekruhlar hayatında çoğalırsa zamanla bu kişi tahrimen mekruh dediğimiz harama yakın mekruhları yapmaya başlar. Tahrimen mekruhu çoğaltırsa zamanla harama köprü olur ve bu kişi haramlara bulaşmaya başlar. Haramı çoğaltırsa ve haramlar hayatında günlük sıradan işlermiş gibi çoğalmaya başlarsa zamanla küfre köprü olur. Allah korusun bu kişiyi, bu amelleri, bu günahları küfre götürür, dinden uzaklaştırır. Dinimizde müstehap olanların terk edilmesi, zamanla sünnetleri terk etmeye götürür. Sünnetleri terk etmek, zamanla vacipleri terk etmeye götürür. Vacipleri terk etmek, zamanla farzları terk etmeye götürür. Allah korusun bunun da sonu yine insanın küfrüne kadar gidebilir. Demek ki imanı korumak ve kemale erdirmek için farzları, vacipleri, sünnetleri ve müstehapları ihlaslı ve sünnete uygun olarak yapmaya son derece azami bir şekilde gayret etmelidir. Yine haramları, mekruhları oluşturan yasakları, hatta şüphelileri bile terk etmeye çalışmalıdır. Eğer emredilenleri terk edersek ve yasaklar işlenecek olursa hemen arkasından tevbe edilmelidir. Günahın arkasından sevap kazandıran ameller işlenilmelidir ki o günah silinsin, temizlensin. Evet, değerli kardeşlerim, imanımızı korumamızı ve kemale erdirmemizi sağlayan üçüncü başlık ise zikirdir. Zikir, Allah'ı anmak, onu hatırlamak, onu hep hatırda tutmak demektir. Allah'ın ibadet için koyduğu her şey aslında zikirdir. Zikir dilde olursa, yani dilin zikri anmak, hatırlamak, yad etmek, uyarıda bulunmak demektir.
Kalbin zikri düşünmek, onu hep hayatımızda tutmak, onu her an sevmek demektir. Bedenin zikri gözümüzde, kulağımızda, elimizde, ayağımızda Allah'ı hatırlayarak Allah için yaptığımız ibadetler anlamına gelmektedir. Allah'ı hatırlatan her hareket, her söz zikirdir. Bütün ibadetlerin maksadı Allah'ı zikir içindir. Yani onu hep hayatımızın merkezinde, bütün işlerimizin odağında tutmaktır. İşte bundan dolayı olsa gerektir ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçtiği kutsal Tuva Vadisi'ndeki ilk vahyinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur ona. Ey Musa, şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve özellikle beni zikretmek için namaz kıl. Yine Allahu Teala zikri çok yapmamızı Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz. Zikre çok ihtiyacımız var ki Rabbimiz Allah'ı çokça zikrediniz buyuruyor. Gerçekten zikreden kişiye gerçek faydası onu yasaklardan sakındırıp emredilenleri yapmaya teşvik etmesi dolayısıyladır. Zikrin kısımlarını şöyle ifade edebiliriz. Dilin zikri, kalbin zikri ve bedenin zikri. Dilin zikri şudur. Allahu Teala'yı onun esma-i hüsnasıyla yad etmek, hamd etmek, tesbih etmek, dua etmek, onun kitabını okumaktır. Dilin zikri, iman ve amelle ilgili helallerden ve haramlardan bahsedilmesi, konuşulması, müzakere edilmesi, namazda Kur'an okunması, namaz dışında Kur'an-ı Kerim okunması, Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarıyla onun zikredilmesi, tesbih edilmesi, Sübhanallah diyerek, tahmid edilmesi, Elhamdülillah diyerek, tekbir edilmesi, Allahu Ekber diyerek ve tehlil edilmesi, La ilahe illallah diyerek. Bütün bunlar zikir kapsamındadır. Bunlardan en üstünü birincisidir. Yani farzlardan bahsederek, farz olan ilmi öğrenerek yapılan zikirdir ki bu üzerimize farzdır. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, uygulanması ve terk edilmesi farz olanın ilmini öğrenmek her Müslümana farzdır. Hadis-i şerifimiz aslında şöyle, ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Peki biz neden farklı bir şekilde tercüme ettik? Hadis-i şerifin doğru anlaşılması için. Hangi ilim farzdır? Yani üzerimize farz olan şeyleri bilmek farzdır. Üzerimize vacip olan şeyleri bilmek vaciptir. Yapmamız sünnet olan şeyleri bilmek de sünnettir. Evet, birincisinin konuşulduğu, öğrenildiği meclisler, yani ilmin öğrenildiği, farz olan iman ve amelle ilgili farz olan bilgilerin öğrenildiği meclisler, tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil gibi zikir meclislerinden daha üstündür. Yani şöyle diyebiliriz, iki türlü zikir meclisi vardır. Birincisi insanların toplanıp ya da tek başınayken tesbihi eline alıp Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirlerle yaptıkları zikirdir. İkinci türü ise biraz önce Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi insanların imanı, ameli, Kur'an-ı Kerim'i, fıkıhı, üzerine farz olan bilgileri öğrenmek üzere toplandıkları, bir araya geldikleri zikir meclisleridir. İşte bu ilmin öğrenildiği zikir meclisleri Peygamber Efendimizin nazarında eline tesbih alıp sadece Sübhanallah, Elhamdülillah gibi zikirlerin yapılmasından daha üstündür, daha eftaldir. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiğinde iki halka görmüştü. Birinde insanlar oturup zikir çekiyorlar, dua ediyorlar. Diğerinde de kendi aralarında ilim öğreniyorlardı. Peygamber Efendimiz mescide geldiğinde ikisine baktı ve ilim öğrenenlerin meclisine gidip oturdu. Bu anlayıştan şu öne çıkıyor. Önce farzları öğren. Sonra farz ile amel et. Daha sonra nafileleri öğren. Nafile ile amel et. Yoksa birisini al, diğerini at demiyoruz. Önce en üstün olanını yapacağız. Önce üzerimize farz olanı yapacağız.
Sonra sırasıyla nafileleri yapacağız diyoruz. Zikrin ikinci türü kalbin zikri. Gönülden Allah'ı anmak demektir. Bu da üç çeşittir. Allah'ın varlığına delil olan delilleri düşünmek ve şüpheleri def ederek ilahi sıfat ve isimler üzerinde tefekkür etmektir. İki, Allah'ın hükümlerini, kulluk görevlerini, emir ve yasaklarını, Allah'ın vaatlerini ve tehditlerini ve bunların delilleri üzerine düşünmektir. Üçüncüsü, kainat ve insandaki, bunlardaki esrarı seyredip düşünmek ve en küçük zerrenin bile yaratıcısına delil olduğunu düşünmektir. İnsanın kendi üzerindeki ve kainattaki ayetler üzerinde düşünmek, bu vesileyle Allah'ın yaratışındaki sonsuz gücü, kudreti, azamet üzerinde düşünmek kalbin zikridir. Üçüncü zikir türü bedenin zikridir. Beden organlarının her birinin, gözümüzün, kulağımızın, elimizin, ayağımızın her birinin görevli oldukları vazife ile meşgul olması ve yasaklardan uzak durmasıdır. Elin Allah'ın emrettiği bir şekilde kullanılarak Allah'ın yasaklarından uzak tutulması, gözün Allah'ın emrettiği şekilde kullanılarak yasaklardan uzak tutulması ve tüm organların bu şekilde kullanılması işte bedenin zikri kapsamına girmektedir. Zikrin önemiyle ilgili bazı ayet ve hadisler aktarmak istiyorum şimdi de. Yüce Rabbimiz Bakara suresinde o halde beni anın, beni zikredin ki ben de zikredeyim sizi. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Yine bir başka ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Rahat suresinde onlar o iman edenler kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip salih ameller işleyen kimseler için ise hoş bir hayat ve dönülecek güzel bir akıbet vardır. Evet, kalpler imandan sonra huzurunun devam ve kemalini istiyor ve itminana kavuşmak istiyorsa zikre devam edecek. Özellikle namaza, Kur'an-ı Kerim okumaya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı zikirlere ve dualara devam edecek. Kalpler ancak zikirle itminan ve huzur bulur. Öyleyse günlük zikirlere dikkat edelim ki diğer ibadetleri de kolaylıkla yapabilelim. İmanımızın gücü artsın, kalbimizin nuru çoğalsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Rabbini zikreden ile zikretmeyenin benzeri ölü ile dirinin benzeri gibidir. Bir başka hadisi şerifte Efendimiz Ademoğlu İnsanı Allah'ın azabından zikir kadar daha çok kurtarabilen bir amel işlememiştir. Yine Peygamberimizin bir başka hadis-i şerifi, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Hazreti Peygamber Efendimizin zikrini şöyle tarif ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanının her anında Allah'ı zikrederdi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikirsiz, yani Allahsız, yani Allah'ı unuttuğu, yani Allah'ı hatırından çıkarttığı bir an bile olmazdı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'yı zikretmede yaratılanların en olgunuydu. Onun bütün kelamı, her söylediği Allahu Teala'yı zikir ve o maksatla ve onun için idi. Onun emretmesi, yasaklaması, ümmeti için hükümler koyması, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarından, hükümlerinden ve fiillerinden, vaatlerinden ve tehditlerinden haber vermesi, Hazreti Peygamber'in Allah-u Teala'yı zikretmesinin bir sonucuydu. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'yı nimetleriyle övmesi, yüceltmesi, hamd ve tesbih etmesi, Allah-u Teala'dan ümit var olması ve korkması da onun zikrinin bir sonucuydu. Susması da Allah-u Teala'yı kalp ile zikretmesi anlamına geliyordu. Her anında, her halinde zikir üzereydi. Alıp verdiği nefesiyle Allah'ı zikrediyordu. Ayakta, otururken, yatarken, yürürken, inerken, çıkarken, yolculuklarında, konaklamasında ve ikametinde hep zikir halindeydi o sallallahu aleyhi ve sellem. Özetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün hayatı Allah-u Teala'yı zikir ve o maksatlaydı. Ya kalben, ya dille, ya da bedenle zikir halindeydi.
İmanımızı koruyacağımız ve imanımızı kemale erdireceğimiz dördüncü başlık ise fikir başlığıdır. Buradaki fikirden maksat Allahu Teala'nın sıfatları, yarattıkları üzerinde tefekkür etmek, yani düşünmektir. Tefekkürün malzemesi bilgidir. Fakat her bilen düşünmüyor ki, ama düşünseler de ne güzel olurdu değil mi? Düşünmeye sevk eden irfandır, marifettir. Hakkı batılı, hayrı şerri, iyi kötüyü bilmek ilimdir. Hakkı alıp batılı reddetmek, hayrı alıp şerri reddetmek, iyiyi alıp kötüyü atmak irfandır, marifettir, hakiki bilgidir. Elbette ilim olmadan irfan olmaz. İrfan olmadan da ilmin bir anlamı olmaz. İşte bundan dolayı ilimsiz irfan muhal, irfansız ilim de vebaldir demişlerdir büyüklerimiz. İşte marifet sahibi insan dertlidir, sorumluluk sahibidir. Sorumluluğunu, başını, sonunu, görevini düşünür. İlim ve irfan sahibi kişi yanlışa düşmeden, zarar etmeden, sorguya çekilmeden, ölmeden önce düşünür. Yani irfan sahibi kişi sahip olduğu ilimden faydalanan kişidir dersek yanlış söylemiş olmayız. Düşünmeye, sorumluluk ve hesaba çekilme inancı sevk eder. Düşünmeye, sorumluluk ve hesaba çekilme inancı sevk eder. Kişi bilgi sahibi olunca fikreder, yani düşünür. Düşününce fikir sahibi olur. Bilgi birliği olunca fikir birliği de ortaya çıkar. Fikir birliği olunca onun sonucunda da hareket ortaya çıkar. Hazreti Ali radıyallahu anh demiştir ki, fikri fikrinize uymayan insanla fazla meşgul olmayınız. Fikirdeki ayrılık kolay kolay ortadan kaybolmaz. Peki neyi düşüneceğiz? Ne üzerine tefekkür edeceğiz? Ne üzerine fikredeceğiz? Yaratılışımızı, yaradanımızı, konumumuzu, yaratılış amacımızı, sorumluluğumuzu ve sonumuzu düşüneceğiz. Yaratılışımızı düşünmek, yaratanımızın varlığını düşünmeye götürecek bizi. Elbette yaratanımızın zatını değil, onun sıfatlarını, emirlerini, yasaklarını, rızasını, azabını, cennetini, cehennemini, azametini, yaratmasındaki sonsuz gücünü, kudretini düşünmektir. Yaratanımızı düşününce, yaratanımızın gözüyle bakınca, yani Kur'an-ı Kerim'le kainata, olaylara, hayata bakınca konumumuzu görürüz. Konumumuz her şeyin bize göre dizayn edildiği, bize hizmet ettiği gerçeğidir. Konumumuzu düşününce yaratılış gayemizi görmeye götürür ki o da Allah'a yakınlaşmak, yani manen Allah'ın yakınında olmaktır. Allah'a manen yaklaşmak ancak Allah'a kulluk etmekle ve en yüce kul olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi kulluk etmekle mümkün olur. İşte bunları düşünmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak Allah'a kulluk etmeye götürür. Yaratılış gayemizi düşününce, yaratılış amacımız olan Allah'a yakınlaşmak, yani manen Allah'ın yakınında olmanın sebebi olan kulluk etmeye bizi sevk eder. Sorumluluğumuzu düşünmek, ilk önce sorumlu olduğumuz Allah'ımıza karşı, üzerimizde hak olan Peygamberimize, alimlerimize, hocalarımıza, anne babalarımıza, kardeşlerimize, komşumuza ve diğer insanlara karşı görevlerimizi yerine getirme gerekliliğini bize hatırlatır. Bu idrak da gereğini yerine getirmeye bizi zorlar. Sonumuzu düşünmek, imanla ölme derdine düşünmeye götürür bizi. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ameller ancak sonuncularıyla değerlendirilir. İmanla ölmeyi düşünmek, imanın gereğini yerine getirmeyi gerektirir. İmanın gereği, ölünceye kadar Allah'a isyandan sakınmak, Allah'a itaate gayret etmektir. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı gereği gibi takvalı olun. Ancak Müslüman olduğunuz halde ölün, buyurmuştur. Sonsuzu kazanmak için sonu kazanmak, yani bu dünyada İman üzere yaşayıp sonunda da iman üzere bu dünyadan ayrılmak gerekir. İman üzere ölebilmek için ise iman üzere yaşamak şarttır. İman hava gibi daima lazımdır. Özetle imanı koruyup kemale erdirmek ve iman üzere ölebilmek için önce doğru,
faydalı ve isabetli, vahye dayalı ilim lazımdır. İlim, iman etmeyi gerektirir. İman etmekle sonuçlanır. İlim, terk edilmesi gerekenleri terk etmeyi, yapılması gerekenleri yapmayı ifade eden ihlaslı ve sünnete uygun ameli gerektirir. İlim, Allah'ı tanımayı, Allah'ı her halde ve her zaman zikretmeyi gerektirir. Yine ilim, insanı yaratanı, insana her şeyi veren Allah'ın rızasını düşünmeyi, fikretmeyi gerektirir. İlim, salih amel, zikir ve fikir, imanı korumaya ve kemale erdirmeye sebep olur. Devam eden iman ve kemale eren iman, iman üzere ölmeyi sağlar. İman üzere ölmek, kolay hesabı, af ve mağfireti, ilahi lütuf ile cenneti kazandırır. Yüce Rabbimiz, kamil bir iman üzere olmayı, kamil bir iman üzere yaşayıp, kamil bir iman ile bu dünya hayatını sonlandırmayı ve rızasını kazanmış bir vaziyette cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.